Selamünaleyküm sevgili dostlar. Kum Saathanem'den sevgiler, saygılar. Egea Cross 1.4 Fire 2023 model aracım var biliyorsunuz. Daha önce de size bunu tanıttım. Şimdi o aracın bakımına gideceğim. Bir yıl oldu araç bende. 9241 kilometre oldu. Şu anda bakıma gideceğim. Şimdi arkadaşlar ya 10.000 kilometre bakımı yaptırıyorsunuz ya da yıllık bakım yaptırıyorsunuz. Eğer bir yıl geçmeden 10.000 kilometre yaptıysanız 10.000 bakımına gidiyorsunuz. 2024 yılının Mayıs ayındayız, 29 Mayıs. 3500 liraydı 10.000 kilometre bakımı. Bir yıllık bakım da toplamda 5500 liraymış. Tabii eğer servisle aranız iyiyse pazarlık yapabilir misiniz, indirim yakalayabilir misiniz bilmiyorum ama şu andaki resmi rakamlar bu. Şimdi araçla ilgili bana sorulan sorular var. Onları sizlere söylemek istiyorum. Önce klimasını biraz açayım. Şöyle hafif serinleyelim. Şimdi arkadaşlar bu araç alınır mı alınmaz mı? Yağ yakıyor mu yakmıyor mu? Rampada performansı nasıl? En çok sorulan sorular bunlar. Şimdi ben bu aracın yağ eksiltmesiyle ilgili sizlere daha önce iki tane video yaptım. Bir tanesi yaklaşık 3000-4000 kilometreydi yanlış hatırlamıyorsam. Bir de yine 9000 kilometrelerde yaptım. Şimdi araç yağ eksiltme olayı ayrıdır, buharlaşması yani. Yağ yakması ayrıdır. Bunu videoda anlatmıştım sizlere. Bazı arkadaşlarım aracı muhlis kullanmasına rağmen yağ eksilttiğini ve bunun çok can sıkıcı olduğunu söylediler. Gerçekten de öyle. Eğer araç durup dururken yağ eksiltiyorsa muhlis kullanmanıza rağmen bu çok can sıkıcı bir şey. Yani ben yeni almış olduğum bir arabada elimde yağ çubuğuyla gezmek zorunda değilim. Dolayısıyla bu olay önemli bir olay. Şimdi ben servise gideceğim şu anda. Kısmet olsa gidiyoruz servise doğru. Serviste ne kadar yağ çıktığını servise soracağım. Kaç litre yağ olduğunu. Yani kaç litre yağ alıyor? Kaç litre yağ var? 9242 kilometrede şu anda araç. Ve nelere baktılar? Neler oldu bir yıllık bakımda? Ben bir yıllık bakımı yaptırıyorum. Bir yıllık bakımda 5500 lira dediğim gibi bence uygun bir fiyat. Yani değiştirecekleri şey de tabii önemli. Bunlara baktıracağız. Yağ ne kadar yaktığını, kaç litre yağ kaldı elimizde ona bakacağız. Acaba aldatmaca mı o yağ çubuğuna baktığımız zaman? Çünkü herhangi bir şekilde yağ da bir problem göstermiyor yol bilgisayarında. Yağ olayını öyle yapacağım. Şimdi diğer olaya da gelelim. Araç çekiyor mu çekmiyor mu? Şimdi bazıları demiş ki araçtan çok memnunum. İşte 3 kişiyle 4 kişiyle rampa çıktım. Gayet performanslı çıktı demiş. Bazıları da tek kişiyle rampa çıktım. 70 kilometreye düştü. Hiç memnun değilim demiş. Şimdi bir kere aracın vites değişim devir aralığı çok düşük. Yani 6 vites olduğu için araç. Bu araca alışmak ayrı bir şey arkadaşlar. Bak yandan bir tane tip. Neyse. Bu araca alışmak çok kolay değil. Yani ilk başta eğer 5 vitesli bir normal bir araç kullandıysanız daha önce işte 1.6, 1.5, 1.4 neyse 5 vitesli araç kullandıysanız bu araçta vites değiştirme aralığı çok sıkı. Dolayısıyla ne oluyor? Siz vitesi değiştireceğiniz zaman aracın da vitesi değiştirirken sık aralıklarını düzgün ayarlamanız gerekiyor. Mesela özellikle performanslı bir araca gireceğinizde mesela rampaya çıkacaksınız. Rampa çıkacağınız zaman ne yapıyorsunuz? Rampaya performanslı girmeniz gerekiyor. Yani siz eğer 50 km hızla 60 km hızla rampaya girerseniz zaten atmosferik motor olduğu için ne yapıyor bu arkadaş? Yığılıyor normal. Ben kendim için söyleyeyim. Şimdi 9242 km'de neler yaptım? Şimdi bir kere 170'i bir defa ya da bir iki kez geçtim 170'i. Hızlı gittiğim oldu, performanslı gittiğim oldu. Mesela Ankara'ya ortalama 150, 140-150 km hızla gittim. Hatta bir defa radara yakalandığımı düşündüm. Radar yeni kuruyorlarmış Allah'tan. Radara yakalanmadık. Yani o videoyu da göstereceğim size. 150-160 o civarlarda gittim hep. Sürekli gittim. Performanslı gittim. Bakın eğer aracı performanslı kullanabiliyorsanız bu araç arkadaşlarım gitmiyor. Gitmeyen bir araç değil. Ya şöyle düşün, gitmeyen bir aracı niye firma yapsın ya? Ya piyasada bir sürü araç var. 85 beygir, 75 beygir. Yani bu araçlar radar kontrolü varmış burada da. Yavaş gidelim. Bu araçlar arkadaşlarım yavaş gider. Yani bu araçta şu anda 1.4 Fire 95 beygir bir araç. Yani bu araçtan turbo dizel bir performans beklemeyin. Atmosferik motor araçların motor ömrü uzun oluyor. Yani bir siz
Turbo bir araç da evet performanslı gidiyor turbo araç. Bastığınız zaman rampada falan çok güzel gidiyor ama bir turbo araçla rampaya çıkacağınız zaman evet turbo araç topluyor kendini. Hızlı bir şekilde topluyor. Güzel bir şekilde topluyor. Eyvallah. Orada hiç bir his yok. Ama arkadaşlarım şunu da unutmayın ki turbo araçlarla sürekli o hızda gidemezsiniz. Çünkü turbo patlatır. Dolayısıyla ne oluyor? 1.4 motorlar ya da atmosferik olan motorlar %100 LPG uyumlu oluyor. Daha muhlis oluyor ama daha uzun vadede gidebiliyorsunuz. Bakımı uygun oluyor. Mesela 2023 model araba, 1 yaşındaki bir arabayı, Avrupa bir arabayı, Opel'i, Volkswagen'i, daha üst segment bir arabayı alıp götürün bakalım bakıma ne oluyor? Diyeceksiniz ki aslan besleyen yemine bakmazmış. Doğru, bakmaz. Yani bu sonuçta bu ekonomi. Bir yerden bir yere götürüyor araç sizi. Kliması var, güzel. Aracın iç oturumu iyi. Aracın genişliği gayet güzel. Yakıtı eğer ayarlayabiliyorsanız, yakıtını çok fazla böyle performanslı kullanmıyorsanız, yakıtı da gayet güzel. Yakıtla ilgili de video yapmıştım. Uzun yol videosu. Yakıtı da iyi. Uzun zaman kullanacağım diyorsanız LPG ile de kullanabilirsiniz. O da güzel. Hem spor araba yapmışlar bu arabayı. Hem de memur arabası olmuş. Yani hesabını bilen için bence güzel bir araba. 1 milyon lira bandında bir araba alıyorsunuz. Yani bu arabanın işte sağına başka bir özellik koymuş. Sunroof'unu koymuş. Elektrikli el freni koymuş. 1,5 milyon. 1.600. Yani neredeyse 150-160 fark var. Tabii ki tercih sizin. Ne istiyorsanız siz ona göre yapacaksınız. Yani şimdi ilk bir yıllık kullanım açısından söylüyorum. Gayet araç bence gayet güzel. Peki araç alınır mı? Bir yıllık deneyimle söyleyeyim. Evet araç alınır. Dezavantajları ne aracın? Yani böyle eğer turbo dizel bir araçtan indiyseniz, bu arabaya biniyorsanız bu araba sizi ilk başta tatmin etmeyebilir. Ya zaten yollarda, az önce de radar vardı. Yollarda öyle çok fazla hız yapmıyorsunuz. Yapmayın da zaten. Servise gireceğim, yetkili servise. Yağın ne kadar yağ yaktığını, ne kadar yağımız elimizde kalmış ona bakacağım. Hep beraber de inşallah 5500 liralık bir bakımda neler olmuş onlara bakacağız. Hep beraber göreceğiz bakalım neler olmuş. Hadi bakalım devam edelim. Arkadaşlar bir yıllık bakımını yaptırdım arabanın. Bakın bir yıllık bakımda işçilik aldılar 2100 liraya. Hava filtresini değiştirdiler, yağ filtresini değiştirdiler, polen filtresini değiştirdiler ve Opar marka 540 yağ koydular. 3 litrelik bir yağ koydular. Ya şimdilik bakım böyle yaptırın. Şimdi yola çıkıp sizlere anlatayım bakalım neler oldu, neler olmadı. Arabanın ya yıllık bakımını yaptırıyorsunuz ya da 10.000 bakımını yaptırıyorsunuz. Yıllık bakımında eğer giriyorsanız yıllık bakımına arabaya 20.000 kilometrelik bakım yapıyorlar. Yani hava filtresi, polen filtresini değiştiriyorlar ekstra olarak. Siz eğer ben hava filtresini, polen filtresini değiştirmek istemiyorum diyorsanız bu sefer arabanızda 10.000 kilometre civarına geldiyse yılı doldurmadan gelebiliyorsunuz. Burada 3.000 lira civarında bir bakım oluyor. Eğer yıla geldiyseniz bu sefer de 5.000 civarı bakım oluyor. 5.000 TL civarı bakım oluyor. Bunun ne avantajı var? 5.000 liraya tabii daha fazla para veriyorsunuz. Avantaj mıdır bilmem ama hava filtresini değiştirmek, polen filtresini değiştirmek. Tabii toza toprağa giriyoruz. Hava motorun nefes alması için önemli bir etken hava filtresi. Ve hava filtresi de kağıt biliyorsunuz. Yağ eksiltme ile alakalı olarak da ben gelirken de söylemiştim bakacağız diye bir iletişim eksikliği oldu. Arkadaşlar hemen yağı çıkartmışlar, boşaltmışlar biz konuşurken. Tabii şöyle bir şey var, bana söyledikleri ki ben de kendim de zaten yağda şeye bakmıştım. Yağınızın kalitesi gayet iyiydi ve yağda eksilme 300 gram, 400 gram kadardı dedi. Bu eksilme değil, buharlaşma. Kitapçığında da yazıyormuş. Kitapçığını tabii okumadığımız için kitapçığını. İşte ilk 10.000 kilometrede yağın 400 gram, 500 gram eksiltmesi, motor oturuyor, işte parçalar, yağ ihtiyacı olan parçalar var vesaire gibi. Daha sonra diyor 10.000 kilometreyi devirdikten sonra diyor yağ eksiltmesi, buharlaşması olayı tamamen diyor çok azalacaktır diye bana söylediler. Şöyle de söyledi usta orada, birisi geldi, yağ arabamda yağ yok diye geldi diyor. Baktık arabasına gerçekten yağ yok. Arabanın diyor yağ tapası düşürmüş. Artık bir yere mi vurmuş, nasıl yaptıysa. Yağ tapasını düşürdükten sonra yağı süzülmüş. 2 gün boyunca yağsız gezmiş. Tapayı koyduk, yağı koyduk. Arabanın motorunda ses yoktu dedi.
Şimdi 1.4 Fire'a biniyorsanız arkadaşlar, bu arabadan turbo performans beklemeyin. Eğer 1.4 Fire'a biniyorsanız, işte rampaya gireyim de 150 ile çıkayım rampayı. İşte bir araba beni geçemesin, ben ona basayım hemen geçeyim. O beni geçemesin. Ben zaten daha hızlı olayım. Arabam 5000 devirden 6000 devirden aşağı düşmesin ama hiç yağ eksiltmesin. Yani bu olmaz. Böyle bir şey istiyorsanız bu arabayı almayın. Ama genel anlamda yaklaşık bir yıllık tecrübemi de size söyleyeyim. Yani arabanın içi geniş, 1 milyon liralık bir araba. Bence zaten uzun yola çıktığımız zaman 110'u 120'yi geçmiyoruz. Bir tek rampa da sizi yorabiliyor. O da rampaya eğer sağlam girerseniz, vites aralıklarını çok fazla bekletmeden düşürürseniz, bu araba sizi rampada da mutlu eder arkadaşlarım. Yani öyle üzmez. Yani 110 ile 120 ile bir turbo dizel araba gibi, turbo benzinli gibi bir araba gibi, turbosu olan arabalar gibi gitmez. Çünkü arabanın torku belli ve 1.4 Fire. Dolayısıyla arkadaşlar, bu arabayı almak isteyenlere tavsiye eder miyim? Ederim tabii ki. Yani bagajı geniş, içi güzel, dijital kliması var. Ses sistemi bence gayet iyi. İçeri ses alması bence gayet güzel. 1 milyon lira bandında bir araba alacaksınız. Bugün 5 yaşında 6 yaşında bir Volkswagen alabilirsiniz 1 milyon liraya. Aldığınızda işte arabanın ne olacağını, neyle karşılaşacağınızı bilemiyorsunuz. Arabanın garantisi yok. Araba nasıl kullanılmış bilmiyorsunuz. İşte arabanın motoruyla ilgili bir bilginiz, tecrübeniz yok. Tabii ki arabayı eksperse götüreceksiniz, baktıracaksınız. Tabii bu bir tercih. Şunu diyebilirsiniz, ben 1.4 Fire'a bineceğime işte 90 model 2000 motor işte bir arabaya binerim diyebilirsiniz. Bu bir tercihtir. Herkesin tercihine de saygım var. Ama ben pişman değilim bu arabayı aldığıma. Bugün olsa bugün yine alırım. Sıfır aldığınız araba 5 yıl garantili alıyorsunuz. Eğer bakımlarını düzgün yaptırırsanız 3 yıl boyunca. 5 yıl garantili alıyorsunuz arabayı. Eğer arabayı 5000-6000 devirlerden aşağı kullanmıyorsanız, yağ azaltması mutlaka olacaktır buharlaşması arabanın. Çünkü yüksek ısı veriyor ve yağ soğutucu araba da yok. Eğer bu arabayı 3000 devir civarlarında kullanacaksanız da yağ eksiltmesi arabada yapmayacaktır ya da çok az yapacaktır. Baktınız, işkillendiniz, servise gidin arkadaşlarım. Servise sorun. Servis baksın. 1 milyon lira verip 3 milyon liralık araba performansı beklemeyin. En çok eleştirilenlerden bir tanesi arabanın cam tavanı olmaması. Cam tavanı yok arabada. Çünkü arabanın dizaynını ona göre yapmışlar. Cam tavan yapamazlar bu arabaya. İşte bir elektrikli el freni olsaydı evet çok güzel olurdu. Ama o zaman 1 milyon liraya alamazdınız arabayı. Yani başka özellikler koysaydık arabayı bu sefer farklı fiyata alırdık. Aile arabası, performans, hız, işte yaktım, vurdum, geçtim arabası değil. Aile arabası ama öyle gitmeyen bir araba da değil. Yani arabayı bir kamyonu geçerken çocuk doğurmuyorsunuz. Traktörü geçerken çocuk doğurmuyorsunuz. Öyle bir araba da değil. Yani birdenbire atılmıyor. Bak mesela solladım arabayı, gaza bastım. Böyle vuf diye yüklenmedi. Öyle bir araba değil. Yani öyle bir şey bekliyorsanız zaten atmosferik motor bir araba almayacaksınız. Yıllık bakımını yaptırdık arabanın. Allah kaza bela vermesin hiç kimseye. Ben elimden geldiği kadar arabayı anlatmaya çalışıyorum. Objektif olmaya çalışıyorum bütün videolarımda. Hem seyyah videolarında, hem tanıtımda, hem de araba videolarında. Objektif olmaya çalışıyorum. Bir tanesi iyi PR yapmışsın, aldığın para da afiyet olsun diye böyle bir imalı bir maalesef yanlış bir yorum yapmış. Öyle bir şey yok. Olamaz da zaten. Allah'tan nasip etmesin. Dolayısıyla arkadaşlarım, umarım video yardımcı olur sizlere. Sizlerin de bu konuda kullanıcıların özellikle bu konuda tecrübelerini paylaşmaları arkadaşlarım için, kullanıcıları kullanacak alacaklar için iyi olabilir. Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. İnşallah kazasız belasız sürüşler olsun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.